olursa bu nasıl bahçe çeker? Vallahi biz de bilmiyoruz, biz de eriyip bitiyoruz yani. Sermaye azalıyor yani. Sermayesiniz peki geçmişe göre daha mı az malzeme alıyor? Yok, normalde de alıyordum ama sermayem yetişmiyor. Alım gücüm yok. Sermaye yetişmiyor. Eskiden bir kamyon alıyordu, şimdi taneyle alıyoruz yani. 20 5, tane, 30 tane, 5-6 tane. Fiyat bu kadar çok artmış ya. Yani. Vatandaşın tepkisi ne oluyor? Valla vatandaş da diyor ya, diyor siz koyuyorsunuz. Ya biz koymuyoruz, biz üstüne 50-100 lira koyuyoruz. Satıyoruz yani bunu. Bu şekilde bir şey. Çukurköy kasabasında domates önemli ölçüde yetişiyor. Kavun, karpuz yetişiyor. Bölgeye dışarıdan da çok sayıda ekim yapmak için geliyorlar. Ama şimdi burada yalnızca bahçe sulamada kullanılan hortumun dahi bir yıl öncesine göre fiyatı %100 artmış. Aynen öyle. Bu kaç metreydi? 400 metre. 2 liraya göre metresi. 400 metre. Metresi 2 liraya. 2 liraya göre. Yani. Geçen sene 50 kuruş. Geçen kuruş 50 kuruştu. Bu sene de öyle. Diğer malzemelerde 3 sene önce de 5 kuruştu. 40 liraydı toplam. Diğer malzemelerde de hepsinde var. Yani bahçe tarımıyla ilgili her malzemede artış var mı? Hepsinde var. Her şey. Başka var. Ne örnek verebilirsin? Vallahi örnek başka verecek bir şey yok. Maşınları yani her şey öyle ya. 1 liraya sattığımız krek ne kadar krek? Krek şu anda 107 liraya satıyordum. Sap 40 liraydı. Geçen sene şimdi 120 lira. Krek geçen sene kaç liraydı ya? Geçen sene sap yine 150 liraydı. Şu anda 300 lira. Temportan 120 lira. Şu krek 300 lira mı şu an? Şu anda 300 lira. Sap yine beraber. Sap yine beraber. %100 fiyat artış. %100 artış var. Vatandaşlardan da tepki duyuyorum. Basamağı yok. Basacak. Hani. Basacak onu da. O da ayrı. Yani onu geç. Bir de basamağı mı var şurada? Evet. Evet. Onun da yanında hediye çok veriyor. Oraya, çok alın boruydu. Alın boru. Bu boru ne kadar şimdi bu? Hangisi? Sulaması borusu. Şu boru şu anda 15 lira metresi. 15 lira. Köşenleri de çok alın. O da aynı. El arabasını geçen sene 500 liraya satıyorduk. Şimdi 1,5 milyar lira. O da sanki Renault 13 mi? 17 mi? Vallahi bilmiyorum işte. Renault 17 mi? Doğru, 500 aldık geçen. Geçen sene 500 lira. 500 lira. Kaç lira? Tüpü kaç diyorum diyor. Tüpü. Tüp 690 lira. Şu kaç? 135 lira. 130. 50. Ben aldım 50. 85 lira. Şu küçük tüp. Şimdi bu küçük tüp kaç lira? Şu anda 135 lira. Küçük tüp 135 lira. 135 lira şu anda. Kaç kilo gaz var içinde? 2 litre gaz var. 2 kilo gaz var. Bu ikilik değil. Büyük tüpte de 12 kilo gaz var. 690 bin lira. Evet. Bunu 65'inden 12'ye çarptığında gene ana her şey 2 katı 3 katı yani. Ne sermaye mi? Krak 300 lira olursa nasıl olacak? İş bitti. Türkiye bitti. Kapatacağız. Biz de bir kapatacağız. Kaybolup gideceğiz yani. Sermayemiz bitti. Bitti var biteli. Bitiyoruz yani. Bitmediyse de son günlerde yaşıyor. Milletin alım gücü de yok. Şimdi geçen sene adam 400 liraya sattın diyor. Şimdi nasıl diyor? 800 lira diyor. Hepsi koyuyorsunuz diyor. Vatandaş da öyle diyor. Öyle diyor. Yani sen suçluyor bir de. Aynen öyle. Halbuki sen yerine gittiğin zaman sattığım fiyata ürün alamıyorsun. Aynen öyle alamıyoruz ama işte vatandaş da diyor ki biraz da siz koyuyorsunuz diyor. Siz şimdi faturasını da söyleyin yani. Seçim partisinden dahi çıkarmam demesine rağmen biz mücadele edince emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun çıktı. Şimdi esnaf ve çiftçilerin 9000'de 7200 güne priminin düşürülmesi mücadelesini veriyoruz. Emekliliğe erişim için. Bununla ilgili düzenlemede mutlak surette bizim de gayretimiz çabamıza çattıracağız. Çırak ve stajyer olarak işe başlayanlarla ilgili Türkiye'de kanun teklifi verip meclise getiren bir milletvekili olarak söylüyorum. Orada da büyük haksızlık var. 18 yaşının altında işe başlamış staj ve çırak mağduru dediğimiz kesim öğrenci sayılan ya da 18 yaşının altında çocuk sayılıp emekliliğe başlangıç sayılmayan kesim TÜİK'te işçi görünüyor. Böyle bir olay ki işsizlikte işçi gösteriyorlar, uygulamada öğrenci gösteriyorlar. Onunla ilgili kanun teklifimiz reddolmuştu. Şimdi Türkiye'de 17 tane dernek oldu, konfederasyon kuruldu. Bu konuda da mücadele ediyoruz.
öyle geçmişte çırak olarak, stajyer olarak bir yerde çalışmış olan varsa 18 yaşından önce başladığı süre emekliye sayılırsa en az stajyer 2 yıl, diğer çıraklarda 4 yıl emekliliğe daha erken erişir. Bunun da mücadelesi verir. Tarımla ilgili hayvancılıkta çok söyledik. Gözlük meydanı buna şahittir. Gebe inekler, düveler ve süt inekleri kesime gidiyor. Bunlara bakarak olun, yanlış yapıyorsunuz dedik, dinletemedik. Geçen yıl 650 bin büyükbaş hayvan ithal edilmişti. Bu yılda 600 bin hayvan ithal geliyor. Tarımda planlı politikayı söyleye şimdi Bakan Bey açıkladı. Eylül ayından itibaren planlı tarıma geçiriyor.